Doktor Engin Çiftçi yayınımızda bizlerle. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, beyin tümörü nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıldır? Her noktasına değineceğimiz bir yayın olacak. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi beyin ve sinir cerrahi biriminde birçok ameliyat ya da ameliyatsız tedavi gerçekleşmekte. Hatta yetişkinlerin yanı sıra çocukların, bebeklerin dahi tedavileri yapılabilecek imkanlara, ekibe, donanıma ve altyapıya sahip olduğumuzu da buradan izleyenlerimize belirtmek istiyoruz. Hocam, ilk sorumuzu yönelterek başlamak istiyorum. Beyin tümörü nedir? İzleyenlerimize bahsedebilir misiniz? Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle Türkiye'nin ve bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu güzel bayramın bütün insanlar, maddi manevi sıkıntılarda olan bütün insanlar, evet, güzellikler getirmesini diliyorum. Şimdi konumuza gelecek olursak, buyur, tümör Latince kökenli bir kelime ve bir şişlik anlamına gelir. Yani bu şişlik nasıl oluyor? Vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler olabildiği gibi, evet, beyinde de olabiliyor. Bu hücrelerin anormal çoğalmasına bağlı olarak gerçekleşiyor. Normalde vücudumuz her gün bir sürü hücreyi tekrar yapıp yıkar. Yani bir yenilenme faaliyeti sürekli vardır vücudun her yerinde. Yani bu derimizde, karaciğerimizde, beynimizde, gözümüzde, bütün hücrelerde bir yenilenme faaliyeti vardır. Vücut bunları genellikle olumlu bir şekilde sonlandırır. Fakat bu sonlandırma gerçekleşmediği zaman orada hücreler anormal bir şekilde çoğalmaya devam eder. Bu bir kitle, şişlik, evet, haline gelir. Biz buna tümör diyoruz. Bu vücudun neresindeyse ona göre de isim alır. Beyindeki şişliklere de işte beyin tümörü diyoruz. Peki hocam, beyin tümörü belirtileri nelerdir, bahseder misiniz? Evet. Şimdi tabii çocukluk çağı beyin tümörlerini bir kenara bırakacağım. Evet. Çünkü ayrı bir bahis, evet, oldukça geniş bir konu. Bir gün onu da konuşuruz. Ama genellikle bize en çok baş ağrısı şikayetini gelir bu hasta. İkinci sıklıkta nöbet dediğimiz havale geçirme şikayetiyle gelir. Bunun yanında başka belirtiler de var. Onları da sayacağım. Şimdi baş ağrısı dedik. Bu, evet, önemli bir konu. Şimdi her baş ağrısı, bu sefer izleyenlerimiz şey yapmasınlar, kafaları karışmasın. Her baş ağrısı beyin tümörü demek değildir. Bir kere bunu belirtmemiz lazım. Baş ağrılarının çok az bir kısmını beyin tümörleri oluşturur. Zaten beyin tümörleri belli bir kapasite, belli bir büyüklüğe eriştikten sonra ancak ya da bir fazlaca ödem etkisi yaptıktan sonra ağrı yapmaya başlar. Şimdi baş ağrısı beyin tümörlerinde mesela gece uykudan uyandıran baş ağrısı veya sabah kalktığınızda olan baş ağrısı bize bir işaret olabilir. Ama bu yine de her zaman beyin tümörü anlamına gelmez. Fakat bunlar diğerlerine göre daha fazla miktarda beyin tümörlerinde görülür. Çünkü ayaktayken kan daha çok vücudun alt bölgelerinde toplandığı için yukarıda bir rahatlama olur. Ama yattığınız zaman aynı düzleme geliriz ve kan beyinde biraz daha fazla toplandığı için yatar pozisyonda, orada o zaman ödem artar ve ağrı daha fazla duymaya başlarız. Yani bu ağrı beyni, tabii kafatası sert bir yapı ve beyin bunun içinde saklı. Yani burada beynin genişleyeceği bir alan yok. Yani mesela atıyorum, karaciğer tümörü çok büyüdüğü halde belki ağrı yapmayabilir. Yani onda tabii kapsülü var, orada bir ağrı sebep olur ama beyin tümörü daha küçük bir şekildeyken bile ağrıya sebep olabilir. Çünkü kafatası belli bir kapasitesi var ve orada beynin kaçacağı, genişleyeceği bir alan yok. Bunun dışındaki belirtilerden yine bahsedelim biraz. Mesela kişilik değişiklikleri olabilir. Enteresan bir şekilde. Değişik, evet. Evet. Ne gibi yani? Mesela beyin ön bölgesinde işte bizim kişiliğimizin bulunduğu alan. Şimdi burada mesela çok mülayim birisi çok küfürbaz hale gelebilir. Enteresan bir şekilde. Veya tersi de olabilir. Çok sert mizaçlı birisi çok sakin, yapılı bir hale gelebilir. Yer zaman kavramlarını çok karıştıranlar olur mesela. Yine ön bölge tümörlerinde. Soru sorduğunuz zaman mesela der ki biz işte 1950'de yaşıyoruz. İşte başbakan atıyorum Adnan Menderes der. Yani böyle kişilik değişiklikleri veya işte zaman yer zaman kavramında değişiklikler, evet, olabilir. Şimdi bu neden önemli? Şimdi Alzheimer hastalarında da belli şey, evet, benzer şeyler olur. O yüzden mesela Alzheimer hastalarına biz bir MR çektirmekte, beynin durumunu görmekte mutlaka fayda var. Çünkü karışabilir ikisi.
Yine benzer şekilde o bölgenin başka hastalıklarında da benzer şeyler olur. İlla bu karışıklıklar tümör anlamına gelmez tabii. Ya da mesela enteresan bir şey söyleyeyim yine. Düşük ayak dediğimiz bir olay var. Bunu bel fıtıklarında çok görürüz. Bel fıtı olur, ayağı tutmaz insanı ve acil ameliyat alırız. Evet. Bu şekilde acil servislere gelen, ayağı düşük düşmüş olan, yani tutmayan, ayağı felç olmuş olan insanlarda benim 3 tane böyle hastam oldu. Beyin tümörü oldu. Evet. Neden? Çünkü ayağın olduğu, ayağı yöneten motor sahada sadece ayağı yöneten kısma baskı yapan bir tümör söz konusu olabiliyor bazen. Veya işte hastanın elinde, kolunda bir kuvvetsizlik olabilir. Evet. Bu da yine beyinde o bölgeyi ilgilendiren tümörlerde gördüğümüz bir olay. Ya da biraz daha büyük, geniş ödem olan tümörlerde komple bir taraf. Mesela beynin sağ tarafında büyük bir tümör vardır, motor sahaya yakın. O sol tarafta büyük bir komple, yani sol tarafın tamamının felcine veya kuvvetsizliğine sebep olabilir. Sadece uyuşma yapan belirtiler olabilir. Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Ya da mesela beyincikte bir tümör olabilir, dengesizlik yapar, yürüme bozuklukları yapar. Yani insanlar yürüyemezler, ayağa kalktıkları zaman başları döner. Dolayısıyla böyle şikayetler olan insanlar da dikkatli olması, uyanık olması lazım. Veya işte görmeyle ilgili sorunlar olabilir. Evet. Yani görme alanına yerleşen bir tümörde beynimizin arka kısmında görme alanımız vardır. Ya da görme yollarında, yani gözden çıkıp da beynin arka kısmına kadar giden bölgede bir lezyon olduğunda, bir tümör olduğunda bununla ilgili, görmeyle ilgili, görme alanı ile ilgili ya da görme keskinliği ile ilgili sıkıntılar olabilir. Veya mesela konuşma alanı var beyinde, motor konuşma alanında olursa konuşması bozulur. Kelime sizin söylediğinizi anlar fakat anlamlı cevap veremez size. Ya da tersi olabilir, sizin söylediğinizi anlamaz. Fakat anlamlı kelimelerle cevap verir. Sizin sorduğunuz soruyla ilişkili değildir verdiği ama düzgün konuşur. Evet. Ama yanlış cevap verir. Bunlar hep işte beynin ilgili yerleriyle neresinde olduğuna bağlı olarak elde edeceğimiz bir takım belirtiler. Ama en sık dediğim gibi baş ağrısı ve havale geçirme ya da işte kafa içi basınç artışına bağlı olarak yine kusma, baş ağrısı. Mesela az önce söylemeyi unuttum. Baş ağrısıyla beraber olan kusmalar önemli. Yani sabah kalktı, baş ağrısı var ve kusuyor insan. Bu demektir ki beyinde ciddi bir şey var, baskı var. Kafa içinde ciddi bir basınç var. Bu rahatsız ediyor, o zaman uyanık olmak lazım. Ne kadar önemli bir organımız hocam. Yani evet. Bütün vücudumuzdaki her yere hükmedebiliyor. Tabii. Yine şimdi onu da söyleyeyim. Yani beynin alt kısmında hipofiz bezi dediğimiz bütün hormonları yöneten merkez var. Evet. Oranın da tümörleri söz konusu ve oradaki bozukluklarda işte mesela işte hiç gebe olmayan birinde süt gelmesini kadınlarda veya işte ellerde, yüzde, kafada, diğer kollarda, bacaklarda irileşme salgıladığı hormona göre değişen bir takım belirtiler söz konusu olabilir. Peki hocam beyin tümörü hangi yaşlarda görülebilmekte? Bundan evet. Bahseder misiniz? Başta da söyledim, hani çocuk tümörlerini ayırtmak lazım. Evet. Sıfırdan, sıfır. Yani çok ileri yaşlara kadar her yaş grubunda görülebilen tümörlerdir, beyin tümörleri. Tabii bunların özellikleri dediğim gibi çocuklukta, erişkinlikte değişen tarzda özellikleri vardır. Bunları ayırmak lazım.